Evet sevgili müşterilerimiz, bugün yepyeni bir dedektör kullanım ve tanıtım videosuyla da karşınızdayız Mega Dedektör olarak. Bugünkü cihazımız XP firmasının Fransız metal dedektör üreticisi olan XP metal dedektörlerin Türkiye'de en çok satılan tekleme için kullanılan gerçekten de ciddi bir tek para değerine sahip olan G-Max 2 modeliyle devam edeceğiz. G-Max 2'nin Türkçe kullanımını ve üzerindeki düğmelerin ne işe yaradığını size anlatacağız burada. Şu anda elimizdeki G-Max 2 modelimiz versiyon 4. Zaten Mega Dedektör olarak firmamıza satılan bütün XP dedektörlerin hepsi en son versiyonlarıyla gelmektedir. Onu size belirtelim öncelikle. G-Max 2 4.6 kHz frekans sistemine sahip olan bir cihazdır. Bunun bir de Gold Max modeli var. O da 18 kHz frekans sistemine sahiptir. O daha çok çok daha küçük zerrecikleri yakalamak için, küçük metalleri yakalamak için kullanılan bir cihazdır. G-Max 2 ülkemizde en çok satılan ürünlerden bir tanesi, onu belirtelim. Şimdi cihazımızın üzerinde 27'lik bobin var. Standart bobini. İstiyorsanız 30, 36 ve 38'e 45'lik bobinleri de mevcut bu cihazın. Öncelikle üzerindeki düğmelerin ne işe yaradığını anlatalım size. Frekans switch dediğimiz düğme. İki kademeli bir switch vardır burada. CH1 ve CH2 bölümleri veya frekans 1 ve frekans 2 bölümleri. Bunlar aradığınız arazide birden fazla G-Max 2 varsa cihazların frekansını bu switch'te değiştirerek randımanlı bir şekilde çalışmasını sağlarsınız. İki cihaz aynı anda çalışmaz. İki aynı marka model cihaz çalışmaz arazide, onu belirtelim size. Bu şekilde frekans switch düğmesiyle cihazın frekans ayarlarını ufak tefek oynatarak cihazın arazide çalışmasını sağlayabilirsiniz. Sol alt köşede sens bölümü vardır. Bu cihazın hem güç ayarıdır hem de açma kapama düğmesidir. Iron volume dediğimiz demir sesidir. Yani cihazın demire ne kadar ses verip ne kadar ses vermemesini ayarlayabiliyorsunuz orada. Ground yazan tuş cihazın toprak ayarıdır. Gördüğünüz gibi ekranın orada kısmında accept yazıyor. Sağ kısmında reject yazıyor. Kabul ve red dediğimiz olaydır. Bu toprak ayar olayını da anlatacağız size. Iron Threshold dediğimiz düğme ise bu da auto konumundayken Iron Volume bölümüyle cihazın demir olan hassasiyetini ayarlayabiliyorsunuz. Arzu ederseniz de kendinize buradan 10 kademeye kadar metallere göre cihazın ayrım hassasiyetini ayarlama imkanınız olmaktadır. Silencer dediğimiz bölüm ise burası da 3 kademeli bir switch'tir. Bu cihazda susturucu olarak geçiyor. Daha çok böyle demir içerikli metallerin ortamına girdiğiniz zaman veya manyetik ortama girdiğiniz zaman cihazda çok aşırı parazitlenme varsa bu Silencer düğmesini 1 ve 2 konumuna alarak buradaki parazitlenmeyi daha az seviyeye indirmenizi sağlıyor. XP firmasının önermiş olduğu ayar burada 1 konumunda kullanmanızı. Bizim de zaten önerdiğimiz ayar 1 konumdur. Şimdi size cihazın nasıl çalıştığını anlatacağız. Ufak tefek de testler yapacağız size. Öncelikle cihazımızı sol taraftan ses bölümünü sağa doğru çevirerek açıyoruz. Tıt tıt diye bir ses gelecek hazır olduğu zaman. Gördüğünüz gibi bu şekilde. İlk açtığımız zaman cihazda böyle parazitlenme yapar. Şu anda biz ofis ortamında olduğumuz için buradaki parazitlenme daha fazla tabii ki de. Ses düğmesini hafif bir şekilde sola doğru yavaş yavaş çevirerek sesin kesildiği yerde bırakıyoruz cihazı. İsterseniz hassas aramalar yapmak için çok hafif ses gelecek şekilde ayar yapmanız gerekmektir. Tabii metal bulduğunuz zaman bu sesi ayırt etmek size kalmaktadır. Biz sessiz olarak çalışacak şekilde cihazın hassasiyetini azaltıyoruz. Iron Threshold bölümünü auto konumladık otomatik olarak. Demir bölümünü açalım öncelikle. Demir ses bölümünü en sağ konuma alıyoruz. Toprak ayar düğmesi orta konumda. Silencer'da birde. Toprak ayarı nasıl yapıyoruz? Öncelikle onu anlatalım size. Şu düğmeyi, ground düğmesini en sol tarafa çeviriyorsunuz. Yani acet bölümünün sol tarafına doğru çeviriyorsunuz. Pompalama dediğimiz bir olay vardır. Başlığı 40 santim yukarı kaldırırsınız. Yere doğru 3-5 santim gelecek şekilde indirirsiniz. Tabii bu işlemi XP G-Max 2 sallamalı bir dedektör olduğu için sallamasız modda bir cihaz değildir. Hareketli bir dedektördür. O yüzden hızlı şekilde yapmanız gerekiyor. 40 santime indir kaldır yere indirerek böyle pompalama şeklinde ayar yapmanız gerekiyor. Ve bunu yaparken de yere indirdiğiniz zaman cihaz sinyal verir toprağa. Ve ground düğmesini yavaş yavaş hem pompalama yaparak hem de yavaş yavaş sağa doğru çevirerek sesin kesildiği yere kadar ayarlamanız gerekir. Bu bazen acet bölümünde kalabilir, bazen ortada kalabilir, bazen en sağ bölümünde kalabilir, reject bölümünde kanabilir. Bunu mutlaka aradığınız araziye göre yapmanız gerekiyor ki çok daha randımanlı çalışmasını sağlar cihazın. Buna mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Şu anda cihazın demir bölümünü açık. Cihazımız da aramaya hazır halde.
Şimdi gümüş geçireceğiz, altın ve demir geçireceğiz. Ses farklılıklarını anlayacağız. Bu cihaz 3 tonlu. Yani metal direkt 3 farklı ses tonuyla sinyal veren bir cihaz. Gümüş geçiriyoruz. İnce bir ses veriyor. Demir geçiriyoruz. Bakın kalın bir ses veriyor. Altın geçiriyoruz. Orta kalınlıkta bir ses veriyor. Kulaklıkla çok daha hassas dinlemeler yapabiliyorsunuz. Vermiş olduğunuz ses tonuna göre de metallerin ayrımını siz kendiniz yapabilirsiniz. Cihazda. Demir görmek istemiyorsanız arazide iron volume yazan bölümü sola doğru çeviriyoruz. Yani cihazın demirlere olan hassasiyetini azaltıyoruz. Demirlere ses verme hassasiyetini azaltıyoruz. Ben orta konuma getirdim şu anda. Bakın şu anda ses inceldi. Duyduğumuz şekilde. Demir çok daha kalın ses veriyordu. Şu anda ince bir ses veriyor. Altına göre aynı şekilde sinyali veriyor. Gümüşe aynı şekilde tekrardan sinyalini veriyor. Iron volume bölümünü şimdi en son kademeye alıyoruz. Demir bölümünü kapattık. Şimdi bakın gümüş geçiriyoruz. Gümüşe sinyal var. Altına sinyal var. Demir geçiriyoruz. Demire sinyal yok. Şimdi iron volume olayında dikkat etmeniz gereken en önemli şey, toprak altta çıkan bazı tek paralar, metal parçaları veya sikkeler özü itibariyle içermiş olduğu metal karışımı itibariyle demire yakın yerlerde sinyal verebiliyor bazı metaller. Bu tip çok küçük metalleri kaçırmamak için iron volume seviyesini çok uygun bir seviyeye ayarlamanız gerekiyor. Genelde kırık seste sinyal verecek şekilde ayarlarsanız demirlere, o tip küçük metalleri kaçırma şansınız kalmaz. Rahatlıkla yakalayabilirsiniz. Ama komple demiri kısarsanız bazı küçük metalleri yakalayamamaya şansınız olabilir. Buna mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor ve zemin ayarını mutlaka yapmanız gerekiyor cihazda. Bunları belirtelim. Bol bol pratik yapmanız gerekiyor arazide bu cihazla ilgili. 8 tane kalem pille çalışıyor XP-G Max 2. İstiyorsanız şarjlı pil de kullanabilirsiniz. Harici şarj aletiyle beraber. Yalnız kesinlikle ve kesinlikle bu cihaza akü falan bağlamayın. 12 volt olduğu için bazen 12 volt 1.3 amper veya 12 volt 2.2 amper gibi aküler bağlıyor kullanıcılar. Cihazın anakartını yakarsınız. Bu da size çok külfetli bir maliyete sebep olur. Cihazı kapatmak için sens düğmesinden cihazımızı kapatıyoruz. G Max 2 versiyon 4 modelimizi internet sitemizden isterseniz kredi kartına taksit olarak alabilirsiniz. Veya peşin fiyatına iskonto olarak, mega direkt olarak firmamızdan satın alabilirsiniz. Sormak istediğiniz bu cihazla ilgili herhangi bir farklı bir bilgi varsa bizi telefon numaralarımızdan arayabilirsiniz. Ya da bu videonun altına yorum olarak da yazabilirsiniz. Elimizden gelince sizlere yardımcı olmaya çalışırız. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir veya size faydalı olmuştur. Tekrar söylüyoruz, sormak istediğiniz herhangi bir sorunuz olursa her zaman yardımcı olmaya hazırız size. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basın, abone olmayı da unutmayın. Teşekkür ederiz.